Pınarlı köyünü toptan sürüyorlar, haraç vermedi diye beye. Allah belanı versin Bolu Bey. Bey geliyor baba. Ata binişin yaman Ruşen Ali, seni kapıma asker alayım diyorum. Sağ ol bey, babam ihtiyarladı, bensiz edemez. Kocadın deli Yusuf, gözün bizi bile seçmez oldu. Çevrene bunca dal kavuk üşüşmüşken gözüm seni nasıl seçsin Bolu bey? Sözüm sana diye Hasan Kerim. Kusuruna bakılmaz, deliliktir yaşla azar. Seysin delisi hiç de zarar etmez. Velakin beyin azmışı gayetle kötü. Duydum ki Bolu'yu fermansız yönetir olmuşsun, kullara acımaz, padişah sözü saymaz olmuşsun Bolu bey. Dedikodu etmişler koca Yusuf. Biz hiç padişah hatırını saymamazlık eder miyiz? Hele sen bana şu köy ilanların en hasını seç bakalım. Ne edeceksin? Padişaha yollayacağım deli Yusuf. Ayıplar unutulsun diye mi? Oğlum ben sana at almaya mı geldim, hesap vermeye mi? Say şunu! Eşkıyalarına dağıt, padişaha gidecek atın bedeli olmaz ve de bu atların hiçbiri padişaha yaramaz. Yaramaz mı? Padişaha gidecek at sen hiç görmemişsin Bolu bey. Öylesine bir at olacak ki önden baktın mı geyik, arkadan baktın mı höyük, yandan baktın mı kayık sanılacak. Duruşu şimşir gibi, yumuluşu kirpi gibi, sağılışı alayim-i sema gibi olacak. Öyle olmadı mı katiyen yaramaz padişaha. Attık belaya. E ya, çattık ya! Şimdi bana bu yaşımda diğer diğer yol teptireceksin. Sen bu atı bana 40 gün içinde bulup getireceksin deli Yusuf. 40 gün mü? Hadi pekala diyelim. Senin hatırına değil ha, padişah hatırına. Öyle bir at olacak ki sağılışı alayim-i sema gibi olacak. Padişah atı bu. Güzel at, lakin benim aradığım değil. Toplaşmayın! Sahibi var mı buncağızın? Var ağam, Emine kadın, Nahşut Ağla'da çalışır. Deli Yusuf derler bana Emine kadın! Senin şu tayın her ayağına 100 altın veriyorum, razı mısın? Allah murad ederse yel getirir, sel getirir, ille de deli getirir. Allah'ını seven tutmasın beni! Dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın. İnsanın kötüsü beylik sürer, cevherin değerlisi çöplükte sürer. Padişahımıza armağan edilecek tay! Tay! Etme baba bunun, neresi tay? A benim gölgüsüz oğlum! Her malın hikmetini görünüşünde arayanlar bu işte berbat yanılırlar! Ya Bolu bey de bu işe akıl erdiremezse? Ne güzel oğul, keşke erdiremese! Bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur! Sarayın bahçesinden üçer salkım üzüm aşırmışlar efendim! Ay sefiller, soyacak başka bağ bulamadınız mı? Tez ayaklarından asıp yüzer değnek, sonra da zindana atın. Baş üstüne efendimiz, götürün. Aman efendimiz, ağalık vermekle demiş atalarımız, üç salkım üzümü kullarınıza helal etseniz gerek. Öst Hasan Çelebi, senin atalar niye hep kullardan yana? Beyleri kayıran lakırları hiç düşünmez misin? Töredir efendimiz, ayaküstü uydurulmaz. He? Ne dedin, ne dedin? Efendimiz! Ne dedin bakayım sen? Bağışlayın efendimiz! Koca Yusuf geliyor efendimiz, size dünyanın en bağa biçilmez tayını getiriyor. Yusuf mu?
Padişahımıza dünyada eşi olmayan bir tay buldum Bolu Bey. Böylesi hiç kimseye nasip olmamıştır. Benden alay mı ediyorsun melon? Ruşen Halim sormuştu da, bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa ahmaklığı yedi diyara türkü olur demiştim. Bizim oğlan daha iyi anlamış seni. Yakalayın! Zırdına atın bu rezili! Bolu Bey, bu cahilliğinin cezasını çok ağır ödeyeceksin Bolu Bey! Şöyle küstah! Test çarşı meydanına götürün bunu! Beni görmek istemeyen gözlerine bir çekilsin, malı mülkü atları zapt edilsin! Ne suçum var, bilemedim ben bunu. Küçük Halim yetim kalır ağlar. Çok emekler çektim, hep zayi oldu. Zulüm bana hayıf olur ağlar. Ben nettim paşaya ağlar beyler. Ak gövdemi kızıl kana boyarlar. Dostlar ağlar, düşmanlarım gülerler. Malım mülküm yağda kalır ağlar. Dinleyin ağlar, dinleyin beyler. Sorarım bunları bir gün olur ki, iyi olup koç kırata binersem, kırarım belleri bir gün olur ki. Al yanağım kızıl kana boyandı, akan kandan coşkun sular bulandı. Düşmanlar söyledi, zalim inandı. Sorarım sizlerden, bir gün olur ki. Seni bu hale kim koydu baba? Halim, sen misin Halim? Şu gözlerimin oyuklarına iyi bak Ruşen Halim. Bunlar, Bolu Bey'in cehennemdeki karanlık mağaraları olacak. O tayı bana geri getireceksin Ruşen Halim. Olur mu baba? O zalimin ayağına gidilir mi sana yaptıklarından sonra? Bana acıma Ruşen Halim. Benim fıkara gözlerim o tayın yarısı et. Diyeceksin, isteyeceksin, bana yapılan kötülüğün acısını o tayla alacaksın. Öcünü alacağım baba. Ey çulsuz körün oğlu, giremezsin. Durun hele! Hadi işinize! Aman yavrum! Çıldırdın mı sen? Buralarda daha ne ararsın? Babam yolladı. Soysuz Bolu Bey'inden kırtayı geri istemeye. Etme yavrum, amanın eyleme! Bir duyarsa bunu seni de perişan eder. Essin bakalım! Bizim de ona edeceklerimiz olur elbet. Baban için döktüğüm gözyaşından gözlerimin pınarı kurudu. Aksakalımın hatırına beni daha çok üzme. Hadi yavrum, hadi parçalatır seni itlerine. Yine ne daldınız öyle Hüsnü Barla Hatun? Şu yiğidin kederli hali içime işledi bizler kalfa. Acaba kimin neşi? Fukara koca Yusuf'un oğlu bu. Gaddar abimin gözüne mil çektirdiği ihtiyarın oğlu mu? Aman bizler kalfa, belki bir yardımımız dokunur. Hayrola evlat, ne düşünürsün öyle? Bolu Bey'inin itlerini düşünüyorum nine. Haklı geldim, haksız oldum. Bu haksızlığın öcünü fena alacağım nine. Gün gelecek zalim Bolu Bey adımı duyunca kaçacak, delik arayacak. Yedi düvele meydan okuyacağım nine, içimde yanan ateşi bir bilsen.
Kalk peşimden gel yavrum, sana yardım edeceğim. Seyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi? Şimdi kör Yusuf'un oğluyum. Adım Ruşen Ali'ydi eskiden. Şimdi kör oğlu oldum. Yüzünü kimler kanattı öyle Ruşen Ali? Soysuz Bolu Bey'in inikleri. Babamın tayını istemeye gelmiştim. Tatlı dille açılmayan kapı kılıçla açılır elbet. Bir daha gelişimde kılıçsız gelmem. Bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı tayı? Kimsin sen? Söyle bakalım, soysuz Bolu Bey'in sarayında işin ne? Adım Gülizar. O soysuz beyin bacısı Hüsnü Bala Hatun'un cariyesiyim. Sizin acılarınız benim kederim oldu artık. Bir çare arayacağım derdinize. Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerim bulutlansın istemem. Gönlüm razı olmaz kederlenmenin. Geliyor, afandımız geliyor, amanın bel geliyor. Çabuk uzaklaş, görmesin, onunla ben konuşacağım. Abi! Hayrola Yusuf Ala, sabah gezintisi mi? Bir adam vardı abi, fukaranın birine bir yük hayvanı bağışlayacaktım. Aklıma şu deli seyisin uyuz tayı geldi, ne dersiniz? Al, kime verirsen ver, yalnız o melun seyisin adını bir daha alma. Ruşen Ali! Ruşen Ali! Gelen kim? Tay baba, kır tayın geliyor. Tanrım sana şükürler olsun, bin şükürler! Kim getirdi? Küçük bir çocuktu. Tayı bırakıp kaçtı. Ruşen Ali, 7 kazan su kaynat, içine 7 bağ kantron otu atacaksın. Gözümü çıkardın ama özüme ilişemedin. Yürü bre Bolu Bey, sana bir tay değil bir cehennem büyüteceğim. Yedi kere yıkandı mı? Yıkandı baba. Şimdi ahırın duvarlarını öyle bir sıva ki bir iğne başı kadar ışık sızmasın içeriye. Peki baba. Yemini, otunu, suyunu ölçüyle vereceksin. Her gün kantron otuyla yıkayacaksın bedenini. Peki baba. Yatağına ahırın kapısına sereceksin, başından ayrılmayacaksın. Başım üstüne baba. Bu tayın rengi üzüm gibi ak olacak. Yürü bre Bolu Bey'i, bu genç amansız olacak.
Hüsnü Bala, gene mi uyku tutmadı yavrum? Sana büyü mü yaptılar? Ne dersen de dadı, kısmetim bir fukara sevmekmiş. Onu görmeden yapamayacağım artık. Bey bizi öldürür, etme bir tane, ne olur eyleme, abin dün söz kesmiş. Sen artık koskoca bir kara vezirin nişanlısısın. Çulsuz koca Yusuf'un oğlu sana yar olabilir mi? Kara vezirle evlenmem dadı. Abim Osmanlı'ya başka bir ikramda bulunsun. Hay nereden karşılaştırdım seni, hay nereden adını andım sana, hay dili kopasıca, hay bacağı kırılasıca dizdar. Dövünme dadı, hiç para etmez. Sabah olur olmaz gidiyoruz. Bir uyuz tayla kim bilir ne yapıyoruz avallılar. Kendimizi onlara hiç tanıtmadan yardımlarına gideceğiz. İki kadın yapayalnız dağlar başında. Kamber ağayı da alırız, erkek sayılır. Şu sol kaburgada zayıflık hasıl olmuş. Oğlum hele dikkat et ahırın etrafına. Altın büyüklüğünde bir delik var. Onu ara, bul ve hemen kapat. Ben namaza duracağım. Hadi oğlum. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Çin Hakanı'nın elçisiyiz, sizden at almaya geldik. Artık at satmıyoruz. Ayol nasıl olur? Bizde at kalmadı artık. Canım yük taşıdığınız uyuz tay yok mu, biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o tayın. Kimsin? Kimin adamısın, doğru söyle. Padişahının elçileriyiz. Gülizar, kız sen nereden çıktın? Kusurumuzu bağışla, acep o tay eline vardı mı, o günden beri içime dert oldu. Sendin demek, bey duyarsa seni öldürür. Öldürsün! Vay benim başıma gelenler! Ay sen çok yaşa nine! Sen de yavrum! Babam namazda, gel sana tayı göstereyim Gülizar. Nasıl olur? Sahi o tay mı bu? Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar. Bu serpildikçe, güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem, müthiş şeyler olacak Gülizar. Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba. Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım Kamber. Korkma kalfacığım, ben varken bir şey olmaz. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana Kamber? Ne bileyim kalfa, her bir yeri tikali, içerisi benden karanlık. Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar. Böyle sürüp gitmez. Buraya ayağım değil, yüreğim getirdi beni. Sen o saraya cari olamazsın Gülizar. Gelip kaçıracağım seni. Kaçır beni Ruşen Ali. Kıratın terkisini at götür. Cennet de cehennem de yeryüzünde Ruşen Ali. Öyleyse bekle beni Gülizar. Kıratın terkesini atıp götüreceğim seni. Söyle bakayım Hüsnü Bala! Koskoca bir Bolu Bey'in kız kardeşi, koskoca bir kara vezirin nişanlısı... ...Bitti körün ahırında ne arar? Beni döveceğine sen dövün gafil! Koca Yusuf'un ahırına işlediğin günahı bir parçacık da olsa hafifletmek için gitmiştim. O sana dünyanın en güzel atını getirmişti. İki göz bırakıp gitti. Sana bulduğu tayın nasıl baha biçilmez bir küheylan olduğunu biliyor musun? Sen öyle bir hazine getirdin ki şimdi karşılığında beylini versen geri alamazsın.
Kes bana zorbalı çağırın! Yusuf'un getirdiği tayı göreceğim! Ben ne yaptım dadı? Ben bunu nasıl söyledim? Hez o köylünü buraya getirin! Ha koştum! Ha benim! Bir kerecik görebilseydim onu tanrım, bir kerecik! Ha koçum! Ha dilim benim! Deli bu, deli, deli Yusuf'un delisi bu! Bolu Bey'in askerleri! Çekil yolumdan gör, vallah billah çiğnerim! Nerede o küheylan? Öst alçak, sen o küheylanı ne cüretle sor! Bolu Bey'in emri var, derhal vereceksin! Defol, yıkıl, yıkıl! Sağ olun ulan! Sağ olun alçaklar! Ya alçaklar, rengiller! Bey köpekleri! Yakalayın, vurun! Yakalayın şunu, yakalayın! Akdağ'ın doruğunda o Çamlıbel Kalesi vardır. Orada aklın ve bileğin zoruyla yeneceğin Cidalı Kenan eşkıyası durur. Çamlıbel sana her daim siper olsun o. Benim tüm bilgeliğim ve de tüm hünerlerim sana mirastır, alnıma ak çıkar. Ben sana gözlerimi helal ediyorum. Her daim nefsine sahip kal oğlum. Beline sıkı, yüreğine sıkı ol. İçki içmeyi, zayıfa eziyet etmeyi haram belle. Her şeyin güzelini sev yavrum. Duygulu, akıllı ve de ince yaşa. Zalime kılıç gibi, mazluma ümit gibi işlesin inceliğin. Ve de öcümü yerde ko... Seni hor tutanlar, onu kör edenler, benimle körün oğlu diye elenenler... Tümü de bir gün kör oğlundan aman dileyecekler. Yürü be Bolu Bey! Kör oğlu kavgaya giriyor! Cidalı Kenan'a baş vermeden buradan geçilmez! Benim yolum Çamlıbel, Cidalı Kenan'a gidiyorum! Hey, ite binmez! Ne var, kabre sığmaz! Bir salak oğlan Cidalı'yı görecekmiş! Geçsin! Hey, selam vermez! Buyur! Yolcuya geçit ver! Verdim, geçsin! 1001, 2000, 3000... Geç! ...1024, 1025, 1026...
kabire sığmaz, ite binmez. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi kaleye gidiyoruz. Kimin nesisin, ne ararsın? Bolu Bey'in gözlerine uydurduğu Seyiz Koca Yusuf'un oğlu Ruşen Ali'yim. Körün oğluyum desene kısaca şuna. Ben kör oğluyum. Cidalı Kenan Nameşkıya sen misin? Benim, ne olacak? Babam Koca Yusuf'un bana vasiyeti var. Ben bu kaleyi senden devralacağım. Belli ki dilinin söylediğini kulağın işitmiyor. Başına afyon vurmuş bir saz aşığı bu. Şükret ki sofra başında ve eşref saatindeyim. Hadi savuş, tez savuş gafil! Kalkarsam kelleni yerinde komam ha! Benim acelem yok eşkıya başı. Sen keyfini, gevişini bozma. Ben Çamlıbeli senden almayı nasılsa aklıma koydum. Bu işin şartını şurtunu ne zaman istersen o zaman konuş. Vah fıkara! Gencecik yaşında aklını oynatmış. Daha deviren! Buyur ağa! Bu deli olan hoşuma gitti. Götür şu rezili bir şeyler ziplensin. Cebine birkaç mangır atmadan da savmayın. Hoş gelmişsin aşık. Buyur öyle. Şöyle buyur. Merhaba kadre sığmaz. Al bakalım kardeş, doyur karnını. Sağ ol daha deviren, karnım tok! Meczup, madem eti beğenmedin, tepsiyi ye bari! Sağ ol kardeş, gel bölüşelim. İçini karıştırırsın. Madem ki pazı gücüne çok güveniyorsun, gel hele seninle kol güreştirelim. Namım Zincir Kırandır kardeş. Madem bela arıyorsun, gel dövüşelim. Dövüşelim Zincir Kıran kardeş.
atılacak galiba. Tövbe tövbe, bu mektup hala sağ mı? Ayağın zincir duran. Hadi karol, hadi. Hadi. Evet, sayende biraz ısındım Cidalı ağam. Seni de uykunu almış görüyorum. Şimdi beni iyi dinle. Sen benim ağam sayılırsın. Eğer bana öz kardeşin gibi güvenip Çamlıbel'i iyilikle, güzellikle devredersen ne âlâ. Seni ömrünün sonuna kadar padişah gibi yaşatırım. Yo, eğer beni bağrına basmaya için el vermiyorsa, işte meydan, işte kılıç. Atın şu meczubu! Hey, selam vermez, atın şunu! Adım üstünde ağam. Ben selam vermezim, lakin şu yiğidi gördükten sonra huyum değişti. Bu köroğlu selam verilmeyecek gibi değil. Dağ deviren! Lakabım dağ devirendi köroğlu, lakin sen beni devirdin. Gayrı sana ilişebilir miyim? Lakabım ite binmezdir köroğlu. Lakin senin uğruna ite de, çakala da, danaya da binerim. Ben kabre sığmam kardeşler. Lakin bu işe uyarım. Sen ne dersin canı cebinde? Helal derim. Bu köroğlunu gördükten sonra canımı cebimden çıkarıp avucumda taşımak şart oldu. Sesin çıkmıyor zincir kıran kardeş. Ne o, yoksa sen başka fikirde misin? Senden dövüştükten sonra kıracak zincirim kalmadı köroğlu. Başım üzere yerim var. Boyumdan ötürü bana güdümen demişler köroğlu. Lakin düşüncelerim gayetle uzundur. Bizim Cidalı Kenan sağ olsun iyidir, hoştur ama artık yaşlandı. Sen Çamlıbel'i tam zamanında devralıyorsun. Bana eceli yakın derler. Seni tanıdım, artık ölmem. Susun gafiller! Sen bu işte koluna kılıcına güveniyorsun köroğlu. Oysa yiğitlik nam ile yürür. Namı olmayana bu dünyada kimse metelik vermez. Eğer kendine güveniyorsan yarın sabah tek başına Akbayır gediğine inersin. Şayet geçen kervanlardan Köroğlu Nami ile bir tek metelik alabilirsen, ben de Çamlıbel Kalesi'ni sana seve seve helal ederim. Pekala koca eşkıya, şimdi anlaştık. Yarın sabah Akbayır gediğinde beni sınayacaksın. Kabre sığmaz kardeş, bana yatacak bir yer göster. Arkamdan gel Köroğlu. Odamı hazırla, kalktak! Uyuyacağım! Sana ayran getirdim. Sağ ol bacı. Hadi oradan, neden senin bacın oluyormuşum? Namım şekerparedir köroğlu, buraya başka maksatla geldim. Maksadını anladım. Yetim olduğumu sezdin, bana analık edeceksin. Deli, sahiden delisin sen. Peki, ne olsun güzelim, karılık etmeye gelmedin ya. Alay etme, başka bir sevdiğin var senin. Var. Ayranı içecek misin? İçerim ya, sağ ol bacı, sen çok iyi bir kıza benziyorsun. Amma aksi şeysin be! Ne o? Yoksa zehirli miydi? Zehirli. Söyle, kim yolladı o zehri? Kim yollar Cidalı? Bu kadar kancık mı? İlahi çocuk, herkes senin gibi kellesi koltuğunda mı dolaşsın? Yiğitsin, yakışıklısın ama safsın. Bu gece kendini kolla. Cidalı yaralı bir boğa gibi. Hiç böyle görmemiştim. Sen hala sağ mısın? Sağ da laf mı ağam? Yedi canlıyım sayende. Madem ki tuzağı atlattın, seni kendi elimle geberteceğim. Gençliğim acı Cidalı. Seni tanımadan Cidalı, eşkıyalar erkek olur sanırdım. Sen kancıksın Cidalı! Kepeş!
Kılıcımı pis kanınla kirletmek istemem Cidalı. Gebereceksin! Baba yadigârıdır. Yalla Cidalı! Ne var, ne oluyor? Ne olacak, Köroğlu Cidalı'ya talim yaptırıyor. Ne var, ne oluyor ya? Bana bak! Baktın! Ben! Ey sen! Bitersin vallahi! Öl işte yalla! Sen benim ağam yaşındasın. Ama bir daha azarsan katiyen acımam. Kusura kalmayın kardeşler, sizi uyandırdık. Cidalı bana kılıç öğretiyordu. Kancığın birisin ama ben verdiğim sözden dönmem. Şimdi Akbayır'a baş almaya iniyorum. Hey! Kervancı dur! Köroğlu'na baş vermeden buradan geçemezsin. Şu morun kellesini kesmek de işten mi? Etme yavrum, eğleme bana. Ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Mallarımı pazarda satmazsam acımdan ölmez miyim? Peki baba, ne diyeyim, hadi geç bakalım. Allah razı olsun, Allah senin yüzünü güldürsün yavrum. Hani Köroğlu, hani Yabaç? Alamadım. Ne ettin, ah ne ettin, yuh ulan köylün oğlu. Sen bizi rezil ettin, etme Köroğlu etme. Sen bizi rezil etme, seni adamdan saydık, gel bizi rezil etme. Tutun! Bir kervan göründü. Budalalar, ağzınızın payını almadınız mı? Ey kervancı dur orada! Köroğlu namına baş vereceksin, vermezsen geçirmem. Ben her işi kesat gitmiş fukara bir çerçiyim. Kaç gündür köy köy dolanıyorum Köroğlu. Kesemde iki mangır ya vardır ya da yoktur. Mangırın birini vereceksin. Çoluğum çocuğum acından ölür, ne olur bağışla beni. Ay Allah cezanı versin. Peki geç git hadi. İyi mi aldınız mı şimdi ağzınızın payını? O olsun size. Etme Köroğlu etme, sen bizi rezil etme. Seni adamdan saydık, gel bizi rezil etme. Ah ne ettin ne ettin, yuh ulan köy. Susun, bir kervan göründü. Bu kervan Bolu Bey'in, şimdi seyir var, seyir. Vay zorbaz subaşı, bu ne güzel rastlantı! Sen kör seyisin oğlu değil misin? Yoksa eşkıyalığa mı özendin? Cidalı sana bey kervanından baş alınmayacağını öğretmedi mi? Kanlı elin hakimi benim artık! Denk başına 15 altın sayacaksın! Hele hele, şundaki Eda'ya bak! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Altun'un çeyizlerini taşıyan bir kervana karşı bu kaç türlü edepsizlik! Secdeye gel gafil, secdeye! Bolu Bey'in katnem kız kardeşine bu kadar süs çoktur! Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum! Çözün şu denkleri! Çözün! Eyvah! Vurun! Tepeleyin şunu! Vurun öldün! Hadi lan, bak olsun! Evli! Vay sana! Hadi lan! Haydi koşun! Haydi gidelim! Haydi koşun! Aynen! Haydi yavrum! Canını bağışlıyorum köpek. Var Bolu Bey'ine haber ilet. Çamlıbel bundan böyle Köroğlu'na soruldu. Gücüne güveniyorsa gelsin, gelmezse beni bol da beklesin. Sarayı er geç başına yıkılacaktır. Hadi savuş, yıkıl karşımdan!
Aval aval ne bakarsınız? Hadi toplayın şu denkleri! Cidalı Kenan, bir diyeceğin kaldı mı? Kâr ola! Kâr olaymış! Gösteririm ben o kâr olana! Beni rezil ettin zorbaz! Bağışlayın beni efendimiz! Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım. Buna rağmen direnerek tam 20 eşkıya öldürdüm. O kör oğlu alçağının yanında 50 kişi vardı. Kör oğlu, kör oğluymuş. Gösteririm ben o kör oğlunu. Efendimiz, düşüncemi sorarsanız asıl iş kör oğlunda değil. Koca Yusuf'un yetiştirdiği 40 küheylandadır. Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanı daha ne gördüm ne işittim. Koca Yusuf'un yetiştirdiği o küheylan... Kes! Kes diyorum! Müsaade buyurun efendimiz. Demek istediğim şudur ki o küheylan onda oldukça Köroğlu katiyen ele geçmez. Kellem hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli küheylanı. İlk evvel küheylan bertaraf edilmeli efendimiz. Pekala ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul. Duyduk duymadık demin! Beyin buyrultusudur! Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse acele saraya çağrılıyor! Duyduk duymadık demin! Bolu'nun en büyük hırsızı aranıyor! Hüsnü Bala Hatun, sizi Ruşen Ali Köroğlu namıyla dağa çıkıp çeyizinizi getiren kervanı soymuş! Ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek bizler kalfa! Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni! Hokkam'la Divit'imi bul, Köroğlu'na bir name yazmalıyım, beni hala seviyorsan! Yavrum, çıldırdın mı sen? Ben bu işi aklıma koydum dadı. Gelsin kaçırsın beni, dağa çıktığı gibi beni de kaçırsın. Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk duymadık demin! Bolu'nun en büyük... Abim gene bir şeyler hazırlıyor kalfa. Maksadını ne yapıp yapıp öğrenelim. Köroğlu'ymuş! Köroğlu ha? Gösteririm ben o Köroğlu'nu! Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından! Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş. Bulunmuş mu? Tez gelsin! Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk. Bolu'nun en büyük hırsızı işte karşınızda. Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne? İzin buyurunuzla efendimiz, size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz. Bunları ne vakit açırdın kerata? Eteğinizi öptüm ya efendimiz. Ha? Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. Şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda Başa'nın cebindeki altın. Allah Allah, daha bitmedi mi? Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları. Vay kerata vay, sahiden hünerliymiş. Adın ne senin? Ayvaz efendimiz. Ayvaz evladım. Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin? Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz. Çok yaşa! Kırat gelince sana 100 altın vereceğim. Tas tamam 100 altın. Sağ olun efendimiz. Lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim. He? Öyle! Şu piç kurusundaki Eda'ya bak! Kusura bakmayın efendimiz, son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı. Şimdi onun için sizden de 50 altını peşin isterim. Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin? Size dedim efendimiz, ya peşin verirsiniz ya da gitmem, keyfiniz bilir. Eğer kıratı yarın akşama kadar getirmezsen kellerini kopmuş bil! Çok olma! Aman uzak dur! Ayvaz kardeş! Selamun aleyküm güzelim! Şeker Ayvaz, can Ayvaz! Bir dileğim var senden! Bin dileğin olsun güzelim! Bu can sana feda olsun! Diyecekler mi unut! Biri duyarsa beni öldürürler. Hem beni hem seni öldürürler can Ayvaz. Neymiş bakalım dileğin?
Kırat Köroğlu'nun canıdır. Kırat çalınırsa Köroğlu ölür. Ölsün, bana ne? Köroğlu ölürse ben de ölürüm Can Ayvaz. Ben onsuz yaşayamam. Yo, beye söz verdim. Kırat'ı çalacağım. Teker Ayvaz, Can Ayvaz. Sana bunu veririm. Sana inciler, altınlar veririm. Çocuk mu kandırıyorsun güzelim? İlle de Köroğlu'na gideceksen, söz verdim diyorsan git. Ama Kırat'ı çalma. Şu nameyi götür Köroğlu'na, Gülizar gönderdi de. O sana 1000 altın verir. Sahiden verir mi? Verir. Nameyi Köroğlu'na veririm ama Kırat'ı da çalarım Gülizar Hatun. Nameyi yolladım Kalfa. Elmasın nerede yavrum? Aşırmış. Nameyi Köroğlu'na iletecekse helali hoş olsun. 350 indi çaya Cemal'in... Hadi kalk bakalım koca oğlan. Merhaba Akgöheylan. Bak, sana neler getirdim. Tepdili mekanda ferahlık vardır at kardeş. Seni şöyle bir Bolu'ya kadar götüreyim dedim. Şeker alırız, kurabiye alırız, çarşıdan hamama gideriz. 100 altına neler yapılmaz at kardeş. 100 altın bu. Yarısı senin, yarısı benim. Ondan sonra yan gel yat. Sen hele benimle bir gel. Sen kimsin, in misin, cin misin? Ne inim, ne cinim, senin gibi Adem'im. Dur lan, dur dedik sana! Dur diyorum, dur, dur! Gel buraya! Bırakın, fena yaparım dedim ha! Durun yav, bırakın çocuğu. Selamun aleyküm, Ayvaz derler bana. Koç Köroğlu sen misin? Benim yiğidim. Sana Bolu'dan name getirdim Köroğlu. Sen ki Köroğlu namiyle yiğitlik gösteren Civan Mert Ruşen Ali'sin. Bolu Bey'in sarayından cariye Gülizar o gün bugündür yolunu gözler. Bu name yavuklum Gülizar'dan. İşim tamam. İzin verirsen ben gideyim. Dur bakalım. Seni bir yere bırakmam Ayvaz. Sen benim dünya aret kardeşimsin artık. Olmaz Köroğlu. Niye olmaz? İnsan öz kardeşine kötülük edebilemez. Bak öyle, ne kötülüğü? Sen bana en büyük iyiliği etmedin mi? Kelleni koltuğuna alıp, yavukluğumdan namiyi getirmedin mi? Pekala Köroğlu! Bana 200 altın verirsen seninle kardeş olurum. Verdim gitti. Öyleyse kardeş olduk Köroğlu. Bolu Bey de senin atı çalmak için bu kadar vermişti. Ne edersin? Bu dünyada her şey parayla. İnsan ihtiyarlığına biraz para biriktirmeli. Değil mi Köroğlu? Demek Bolu Bey'i Kırat'ı çaldırmak istedim.
Peki ya atı çalamasaydın Ayvaz? Çaldım bile Köroğlu, çaldım bile, dışarıda beni bekliyor. Vay köpoğlusu var! Helal olsun be Ayvaz, yamansın. Günlerdir seni düşünüyor, gecelerdir uyumuyorum Ruşen Ali. Beni zorla başkasına verecekler. Yakında düğünüm yapılıyor, eğer vaktinde gelmezsen... Ben hemen Bolu'ya yetişmeliyim. Öyleyse ben de gelirim, Koç Köroğlu'nun kardeşi değil miyim ben? Karavezir'in baş sipahisi ünlü cengaver Hoylu Bey geliyor! Devletli Karavezir'in zatınıza armağanı. Teşekkür ederim Hoylu Bey. Ne işe yarar bu? Kafir icadıdır efendim. Adına tüfenk denilen yeni bir cenk aleti. Bu delikli demirin içinde barut ve kurşun vardır. Şurasından tutulup çekildi mi barut patlar, karşıda duran nesneyi tuzla buz eder. Kafir icadı diye ben buna derim. Vezir hazretleri afiyettedirler inşallah. Kendilerini daha erken bekliyorduk. Müstakbel enişteniz devletli Karavezir, İstanbul'daki bazı ehemmiyetli işler dolayısıyla biraz gecikecekler. Lakin düğün hazırlıklarının tam vaktinde başlamasını buyururlar. Başım üzere. Şimdi müsaadenizle biraz istirahate çekileyim. Devletli vezire vekalete amadeyim. Oylu Bey şeref misafirimizdir, gereğince ağırlansın. Vay canına! Acep sahiden dediği gibi mi? Efendim, düğün hazırlığı başlasın mı hayırlısı? 40 gün 40 gece şenlik yapılsın. Baş üstüne efendim. Dur Hasan Çelebi, dur! Buyurun efendim. Hiç kıpırdama! İşime yaramadın bugüne dek, bari tüfenk talimine yara. Hasan Çelebi sizlere ömür efendim. Vay canına! Pek kıyıcı bir silah efendimiz. Ne güzel tepelenir Köroğlu bununla. Duyduk duymadık demin! Köroğlu nam eşkıyanın kellesini getirene 5000 altın... Ayvaz namırsızın kellesine 1000 altın veriliyor! Duyduk, bana 100 altın verdi, kelleme 1000 altın biçiyor. Olur mu be Köroğlu? Üzülme Ayvaz, çıkarız acısını. Şart olsun Köroğlu! Ayvaz namırsızın kellesine 1000 altın veriliyor! Bolu Bey'in buyurdusunuz! Duyduk! Nalban Demircioğlu sen misin ha? Benim, ne olacak? Atıma güzel bir nal yakıştır Demircioğlu, uzak yoldan geldim. Bugün çalışmıyorum yiğidim. Ya önündeki? Kendi can sıkıntım. Derdini bağışlar mısın? Boşuna uğraşma, çare bulamazsın. Sen ki bilgeliğin nalbantlığı kadar ünlü Demircioğlu'sun. Benimki kadar eşsiz bir atı nalsız çevirmeye kıyamazsın. Amma da övündüm be delikanlı. Hey maşallah! At değil, nur parçası! Allah rahmet eylesin, koca Yusuf bile böylesini yetiştirmemiştir. Demedim mi Köroğlu, atın iyisinden canını esirgemez. Yalandır Demircioğlu! Bunları 10 yıldır saklıyorum, kimseye kıyıp veremedim. Darılma, gücenme ama... Beğenmedin mi yoksa? Kusura kalma Demircioğlu, bunal işimi görmez. Zararına karşılık kabul et. Bu altın geçmez yiğidim. Bu altın kalp. Namını bağışlar mısın? Köroğlu. Köroğlu mu? Vay yiğidim, rahmetli Yusuf'un o civan mert oğlu sen misin? Duyduk, duymadık demeyin! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun'u gelin hamamına götüren alay geliyor! Alay geçinceye kadar herkes gözünü yumup duvara dönsün! Bakmaya cesaret edenin kellesi uçacaktır! Aman Köroğlu, bu kargaşalıkta burada dolaşılır mı yoksa kelleni satılığa mı çıkardın? Üzülme Demircioğlu, ben babamın öcünü almadan kelle verir miyim? Sarayda sevdiğim bir gülüzar cariye var, onu kaçırmaya geldim. Aman evladım, Hoylu Bey gelmiş, Karavezir de yolda. Saraya da şimdi bir ayak, 1001 ayak. Hoylu Bey ya, şu ünlü cengaver. Saraya kadar gitmişken onu görmeden çıkmam, yaman adammış. Köroğlu, şakanın sırası değil. Demircioğlu doğru söylüyor, artık sıvışalım. Ben burada patladım be Köroğlu. Vay bu da nesi? Kellesine 1000 altın biçilen yiğit. Vay Ayvaz ha! Benim Demircioğlu. Buradan çıkar çıkmaz şart olsun, ilk işin Bolu Bey'in kelleme biçtiği altınları çalmak olacak. Şşt, gir içeri.
Köroğlu, senin Gülizar'ı götürüyorlar. Eyvah Demircioğlu, bu kız bizim kız, yavuklum Gülizar. Ne Gülizar'ı Köroğlu, Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala Hatun bu. Aman deme, kadın milletinin fendine uğradık desene. Hemen yetişmezsen bizim kız vezire gidiyor. Yoksa Hüsnü Bala'yı mı kaçıracaksın? Yavuklum değil mi Demircioğlu, ha Gülizar, ha Hüsnü Bala. Ayvaz kardeş, at hamamın arkasına çek, beni orada bekle. Başım üzere, sağlıcakla kal. Eyvallah. Eyvah, sonu kötü. Babasından da deli bu oğlan. Korkma Demircioğlu, ona hiçbir şey olmaz. Aman yavrum, gelin kız buna böyle sırıtmak ayıptır. Somurt biraz, aa! Nasıl somurtayım, dadı Ruşen Hanım gelmiş. Ruşen Ali'yi seven cariye Gülizar'dı. Hüsnü Bala Hatun, çeyizini zapt eden eşkıyaya nasıl kaçar? Yoksa caydın mı Ruşen Ali? Korkma güzeller güzeli, Köroğlu sözün neridir? Belde. Sakın gecikme Demircioğlu! Bu ne kepazeliktir Bolu Bey? Şimdi kara vezire ne diyeceğiz? Müşteri ol Haylı Bey! O alçak Köroğlu akşama kadar yakalanmazsa bana da Bolu Bey demesinler! Koskoca bir vezir nişanlısı Bolu çarşısının orta yerinden dağa kaldırılıyor. Ben senin neyine güveneyim Bolu Bey? Sen daha Köroğlu denen o rezili tanımadın Hoylu Bey. Yüzlerce adam doğramış, binlerce yuva yıkmış, köy üstüne köy koymamış azgın bir canavar, ırz namus düşmanı. Dağısı emrinde koca bir ordu. Şunu da al. Madem gidiyorsun, kalbura çevir gövdesini. Ben ona el sürmem Bolu Bey. Eşkıya da olsa insanı kahpece vurmak bana göre iş değil. Ruşen Ali, üşüdüm. Üzülme güzelim, bu dağlar benim meskenimdir. Yukarıda bir mağara var, oraya sığınırız. Benden adını neden gizledin Hüsnü Bala? İnsan o soysuzun kardeşi olmaktan utanmaz mı Ruşen Ali? Hele ki sana karşı. Güzeller güzeli Hüsnü Bala. Yiğitler yiğidi Ruşen Ali. Gürültü etmeyin. Köroğlu'nu görürseniz bana haber verin. Şimdi şu mağaraları tarayalım. Kılıç aramızda kalacak nikahımız kıyılana kadar.
Durun köpekler! İzinsiz Karol'un haremine girmek ha! Avulun dedim! Bana bırakın onu! Ben Hoylu Bey'im Köroğlu. Kara Vezir'e karşı işlediğin suçun cezasını benimle dövüşerek ödeyeceksin. Nicedir kılıcım, mert bir kılıca değmemişti. Hoş geldin Yiğit Hoylu Bey. Mertlikten bahsedersin. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy koymayan, Bolu halkına yıllardır zulmeden yoksa sen değil misin? Kötü tanımışsın beni. Pekala Hoylu Bey. İşin aslını Gürcün soruştursun. Hadi hamlet. Konuğumsun Hoylu Bey. Önce sen anla. Köroğlu sarnı hey! Hoylu sarnına hey! Yaman vur! Sert vur! İnce vur, keskin vur! Güzeller aşkına! Oğrular aşkına! Oylu sağına! Öroğlu sağına! Giristlik aşkına! Kurbanın olayım Hoylu Bey. Ben bu yiğidi gönlümle seçtim, gönlümle vardım bu yiğide. Kara Vezir'e gönlün yok mudur? Ben Kara Vezir'e varsaydım kendime kıyardım. Kıyardım kendime Hoylu Bey. Hüsnü Bala doğru söylüyor Hoylu Bey. Şunu da benden dinle. Sel gibi kan akıtan, köy üstüne köy komayan, Bolu halkına yıllardır zulmeden Köroğlu değil, Bolu Bey'idir. Kardeş olmaktan iğrendiğim Bolu Bey. Bağışla beni yiğidim, oyuna geldim. Varıp Kara Vezir'e bunları ileteyim. Toplanın! Dönüyoruz! Olur mu Hoylu Bey? Köroğlu olmadan dönülür mü? Onu tutmak istersen önce benim ölümü çiğnemen lazım. Bolu Bey'ine karşı geliyorsun Hoylu. İstersen çiğnerim ölünü. Yakalayın, üçünü de yakalayın! Vurun! Al bakayım! Yiğit kardeşim! Tanrı sizi birbirinizden ayırmasın. Ben Bolu'ya iniyorum. Kara Vezir yoldadır. Bolu Bey'i hurafeler türetmeden yetişeyim. Güle güle Hoylu Bey. Seni Çamlıbel'de bekliyorum. Düğünümüze yetişmezsen güceniriz. Sağ ol Keroğlu. İki elim kanda olsa yetişirim. Hadi kalın sağlıcakla. Çamlıbel düğün bekler güzeller güzeli. Düğünden sonra da Bolu'ya cenk var. Bize kötü oyun ettin Bolu Bey. Seni bir şartla bağışlar, vezire bir şartla affettiririm. Hüsnü Bala'yla Köroğlu'nu rahat bırakacaksın. Yakalayın şu köpeği! Hey! Savunun köpekler! Ölüsünü istemem, birisini isterim! Yedi kahverim Bolu Bey!
Ne daldın gene? Koylu iki elim kanda olsa gelirim demişti. Demircioğlu da görünmedi. Gelirler. Akşama kadar mutlaka gelirler. İmam daha gelmedi mi şekerpare? Yoldadır efendim. Cidalı Kenan'la gelir. Keroğlu emretti. Cidalı Bolu'dan bekar arkadaşlarına evlenecek birer kız getiriyor. 9 nikah birden kıyılacak. Sen kiminle evleneceksin şekerpare? Ben evlenmeyeceğim efendim. Hey! Hey! Cidalı Kenan geliyor! Basın geriye! Anaları babaları söz verdirdi. Nikahtan önce kızların yüzünü açmak yok. Bana bak Cidalı! Sakın kargaşalığa getirip bize Bolu'nun en kaktem karılarını nikahlama! Öz ağzını topla! Bunların her biri birinden güzel, her biri birinden hünerli, her biri birinden temiz aile kızları. Aferin Cidalı! Hadi hanımları hareme götür de düğüne hazırlansın. Başım üzere! Hey! Yaşasın Cidalı! Yaşasın Cidalı! Şekerpare ne oluyor? Cidalı imamla kızları getirdi. Ne oldu, her şey tamam mı? Evet, kuş kafeste. Hoş geldiniz bacılar. Şöyle buyurun. Aman beni sımsıkı bağla, Köroğlu bir şeyden şüphelenmesin. Sadece Köroğlu'na sahip olmak için uydun bu oyuna. Şimdi al bakalım! Şekerpare! Kadınlar erkekmiş. Cidalı Hüsnü Bala'yı kaçırdı. Gizli geçitten kaçırdı. Her şey yolunda! Öyleyse oyunun ikinci pastına geldik, haydin! Ak bayraklı üç atlı geliyor! Sen buraya hangi cüretle geldin? Bolu Bey'inin selamını getirdim Köroğlu. Hoylu Bey'le Demircioğlu esir. Hüsnü Bala Hatun da şu anda saraya varmıştır. Bolu Bey'i derhal senden akgüheylanı istiyor Hoylu'nun, Demircioğlu'nun, Hüsnü Bala'nın hayatına karşılık. Razı gelmezsen üçünü de ölmüş bil. Ayvaz kıratı ver. Durmayın orada! Kargı kucakta kardeşler, cenge gidiyoruz! Hey! Yürü bre Bolu Bey, bu cenk amansız olacak! Defolun!
dinle seni. Kara Vezir gelecek olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Yılanlara yem ederdim ben seni. At beni yılanlara, ben Kara Vezir'e yar olmam. Ölürüm de gene varmam ona. Ben Köroğlu'nun karısıyım artık. Kahpedinli seni! Atın şunu! Atın şunu orospuların hızından be! Dokunmayın bana! Bırakın beni! Akkü helanı getirdik efendim. Hele şükür! Tez dar ağaçları kurulsun, tellallar çıkarın... ...Hoyluyla Demircioğlu yarın sabah çarşı meydanında idam edilecekler. Aman efendim, Köroğlu'na sözümüz? Ne sözü zormaz! Tez yıkıl yoksa seni de sallandırırım! Hayır! Efendimiz Kırat'ı zapt edemiyor, seyislerin ikisini çifteleyip öldürdü. Saraydaki tüm seyisler geberse gene de gam yemem. Hadi defol karşımdan! Efendimiz, efendimiz müjdemi isterim, haberci geldi. Kara Vezir Akbayır gediğini aşmış geliyor. Yolda Çamlıbel'i muhasara edip Köroğlu'nu da bitirmiş. Aman ne diyorsun? Öyleyse Hoyli ile Demircioğlu'nu şimdilik sallandırmayın. Hemen üstü balayı zindandan çıkarın, hazırlayın. Başım üzere. Haşmetli Vezir, Bolu'ya şeref getirdiniz. Hoş bulduk Bolu Bey. Mahtubunuz mu efendim? Evet, rahmetli zevcem doğururken vefat etti. Allah bağışlasın efendim. Her ne kadar Hüsnü Bala Hatun'a layık değilse de birkaç parça yüz görümlü. Lütfettiniz efendim. Bunları hazineye taşıyın. Hoylu Bey nerede? Beni karşılamaya inmez mi? Efendim size maalesef kötü bir haberim var. Hoylu Bey Köroğlu ile anlaşarak kız kardeşimi dağa kaldırmaya kalktı. Neler işitiyorum? İmam Afi'ye endişe edecek bir şey kalmadı. Haber aldığıma göre sayenizde Köroğlu'nun melun bedeninden artık kurtulmuş bulunuyoruz. Evet, askerlerim Çamlıbel'de. Orayı işgal ettim. Hain Hoylu'yu görmek istiyorum. Zindanda efendimiz. Bunlar benim zati eşyalarım, karışmış. Hain Hoylu'yu görmek isterim. Buyurun, buyurun efendim. Hasan, müstakbel zevceme getirdiğim hediyeler akşam ezanıyla birlikte açılsın. Emredersiniz baba. Bu ihanetin cezasını ağır ödeyeceksin. Sen kimsin be adam? Vay, 40 yıllık efendini tanımaz mı oldun? Ben Kara Vezir oldum olalı böyle bir ihanetle karşılaşmadım Hoylu. Bağışlayın, ne olur bağışlayın. Bağışlamak mı? Bana bak Hoylu. Akşam ezanı okunurken hazır ol. Bana karşı çıkanların kellesini koparacağım. Öcümü alacağım Hoylu. Niye söylemedin ihanete uğradığını? Kime? Efendin Kara Vezir değil mi bu? Ne Kara Veziri Demircioğlu? Kara Vezir'in rengi değil, lakabı karadır. Koç Köroğlu bu, tanımadın mı? Köroğlu mu?
Şimdi Keroğlu'nun şu ünlü atını görelim. Sabahtan beri 4 seyis öldürdü efendim, yanına girilmiyor. Endişe etmeyin. Ben Habeşistan'da valiyken büyüyle meşgul olmuştum. Huysuz hayvanları yola getirmesini bilirim. Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz. Gel bakalım deliler delisi. Deliler delisi, gel. Sabret deliler delisi. Az biraz daha. Artık Hüsnü Bala Hatun'u da görsek. Nikahtan önce mi efendim? Anam Habeş'tir Bolu Bey'i. Habeş adetlerine göre gelin nikahtan önce görülür, gönlü var mı yok mu sorulur. Siz bilirsiniz efendim, siz bilirsiniz. Hüsnü Bala Hatun'u getirin. Efendim, peşin söyleyeyim. Kardeşim biraz huysuzdur. Herhangi bir münasebetsizliği olursa mazur görmenizi rica edeceğim. Endişe etmeyiniz efendim, katiyen endişe etmeyiniz. Benim büyücülüğüm en çok huysuz kadınlara söker. Bir takım hususi sözler ve tekerlemelerle dünyada yola getiremeyeceğim kadın yoktur. Çıkın! Bırakın beni! Herkes çıksın! Ne istiyorsunuz benden? Zindanımda buradan daha rahattım. Ne zindanı bu? Hiç, kendini zindanda sanıyor da. Hüsnü Bala sevgili kardeşim, hadi müstakbel zevcin Devletdoğu Karaveziri saygıyla selamla. Ölürüm de Köroğlu'ndan başkasına varmam. Rica ederim, bana bırak. İşittin mi Arap? Ben ölürüm de sana varmam. Amanın bu ne hiddet güzeller güzeli. Her tuttuğunu koparır, her dilediğini başarır bir yiğidim. Sen bana varmaz da kime varırsın, güzeller güzeli. Kancıklar elenir, hainler kırılır. Sen bana varmayıp da kime varacaksın, güzeller güzeli. Sana varmayıp da kime varırım yiğitler yiğidi? Öyleyse kalk güzeller güzel. Su getir bana, abdest alacağım. Çabuk benimle gel. Saatine enişte. Gel bakalım kancıklar kancığı. Şimdi sıra sende. Yetişin, yetişin! Zor vazgeçin! Yetişin! Debelenme kancıklar kancığı. Sarayın askerlerim tarafından çoktan işgal edildi. Bak, duyuyor musun? Geliyorlar. Yakalayın! Yakalayın!
kalleşlik ettin Cidalı. Kusura kalma Cidalı Kenan. Hayvansın sesi bu! Yallah! O gayret Oylu Bey! Dayan hayvaz, geliyoruz! Ezan okunalı çok oldu arkadaşlar. Ben boğulacağım. Çıkalım. 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 Hadi arkadaşlar. Hadi. Şimdi bittin Köroğlu! Tüfenk icat oldu, mertlik bozuldu. Hakkını helal et Köroğlu. Oylu Bey! Bolu Sarayı'nda tek canlı kalmayacak! Hayır! Hayır! Kral aşkına! Al köpek! Aha!
ben ettim. Köroğlu, sen etme, kıyma bana. Bey olan bey, hiç değilse erkekçe ölmeyi bilir. Sen kılıçla bile ölmeye layık değilsin. Köroğlu! Tamam Köroğlu. Rahmet! Yürü bre Bolu Bey! Koca Yusuf'un özünü aldım!